Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve men vela. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri tevhid inancıyla müşerref kılan, bir yapan, birlikte hareket etme şuuru veren, birlikte acıları paylaşarak hafifletmesine vesile olan ve bunu örnek hayatıyla bizlere aktaran peygamberler peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Çok fazla lafı uzatmadan bugün önemli bir konu ve değerli bir konuğumuz var. Konumuz malumunuz Ramazan ayı temasını Ramazan ve dayanışma olarak belirlemiştik. Ana programlarımıza da bu konulara yer yer değinmiştik. Önemli olan, değerli olan konuğumuz ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mizin değerli başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bizleri kırmadınız, programa iştirak ettiniz. Programa başlamadan önce kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim ile başlamak üzere Sanayi Camimizin müezzin kayyımı Muhammed Burak Çekilmez hocamızı arz ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i Ali İmran suresinden ve Zariyat suresinden inşallah güzel sesiyle tilavet edeceklerdir. Buyurun Sayın Hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لَمُوسِعُونَ
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hocamızın bu güzel tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Okuduğu ayet-i kerimeleri kısaca mealen ifade edelim ki bizi dinleyenler de okunanın ne anlama geldiğini en azından bilmiş olsunlar. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve mâ Muhammedun illâ Resûl. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm olsa olsa ancak bir peygamberdir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan önce de nice peygamberler gelip geçtiler. اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Şayet peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etse, ölse veya öldürülse sizler topuğun üzerine gerisin geriye mi döneceksiniz? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ Kim topuğun üzerine geri dönerse فَلَنْ يَدُرَ اللّٰهَ شَيْعَ Şunu kesin olarak bilsin ki Allah'a bir zarar vermez. Ve seyeczillahu şakirin. Allah Celle Celaluhu peygamberinin yanında saf tutup peygamberin arkasında duranları bu şekilde şükür göstergesini yapanları Allah Celle Celaluhu mükafatlandıracaktır. Ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillâhi kitâben müeccelâ. Hiçbir nefis yoktur ki illa Allah Celle Celaluhu o nefis için takdir edilen ecelin zamanı geldiği zaman onu aşmadan vefat eder. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Kim dünya yaşantısından dünyayı umut eder, dünyayı bekler ise biz ona dünyayı veririz ona. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ الْآخِرَةِ Kim ahireti de murat ederse biz ahiret mükafatını da ona veririz. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ ve bizler şükredenleri mükafatlandıracağız. Ve keyyin min nebiyyin katale ma'hu ribbiyun kesir. Nice peygamberlerle beraber rabbani alimler, rabbani insanlar onlarla beraber mücadele ettiler. Fema wahanu lima asabahum fi sabilillah. Allah yolunda başlarına gelen musibetler karşısında hiçbir zaman gevşeklik göstermediler. Ve ma da'ufu zafiyet de göstermediler. وَمَسْتَكَانُوا Boyun da eğmediler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Allah sabredenleri sever. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِي اَمْرِنَا Onların sözleri peygamberin yanında dururken şu olmuştur. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا Ya Rabbi günahlarımızı bağışla. وَاِسْرَافَنَا فِي اَمْرِنَا İşimizdeki olan aşırılığımızı da bağışla. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا Ayaklarımızı sabit tut. وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Kafir kavme karşı bizlere muzafferiyetler nasip eyle.
فَآتَاهُمُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ Allah Celle Celaluhu neticede dünyanın da güzel sonucunu, ahiretin de güzel mükafatını onlara verdi. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah Celle Celaluhu iman edip peygamberine destek vererek güzelliklerde bulunanlara güzel niyet, iyilik ve ahirette sevme mükafatıyla onlara karşılık verecektir. Evet efendim, bugün önemli, değerli bir konuğumuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Tekrardan hoş geldiniz. Fazla sözü uzatmadan, bu deprem felaketidir, sel felaketidir. Urfa belki tarihinde nadir olan felaketlerden bir felaketi yaşamış oldu. Tabii bu arada belediyenin imkanları da elbette fevkalade bir şekilde halkın hizmetine sunulmuş oldu. Özellikle halk ekmeğin açılmasıyla beraber o depremin ilk günlerindeki o ekmek sıkıntısını da bir nebze olsun ciddi anlamda rahatlatmış oldunuz. Özellikle sizin nezdinizde ve ekibiniz adına soruyorum. Şimdi Ramazan ayındaki faaliyetleriniz, iftar çadırları, deprem faaliyetleri ve selden sonraki yapılan faaliyetler hakkında neler söylemek istersiniz? Ben de buradan öncelikle Şanlıurfalı hemşehrilerimizin, tüm izleyicilerimizin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii bir zaman geliyor, kriz oluyor, sıkıntı oluyor. O sıkıntılı ve krizli zamana önceden hazırlıklı olduğumuz zaman onu biraz daha kolay atlatmış olabiliyoruz. Halk ekmek tabii bir yıl yaklaşık önce başlattığımız, yerini ayarladığımız, sonra tesislerini aldığımız, kurduğumuz bir faaliyet. O depremden de yaklaşık bir ay önce faaliyete koymuştuk. Deprem günü tabii ki doğal olarak fırınlarımız açamıyor. Bir kısım evler yıkıldı, bir kısım evler hasarlı, güvenli değil. İnsanlar bu nedenle de iş yerlerine gidemediler veya imkanlar olmadı. Halk ekmeğimiz, yine çorbalarımız hemen devreye girdi. Saat 8'i bulmadan insanlarımıza ekmek ve çorba yetiştirdik. Yani hiçbir deprem bölgesinde, ki bizim deprem bölgemiz tabii onlar kadar değildi ama bu kadar hızlı hareket edildiğini düşünmüyorum. Halk ekmeği açtığımız zaman da düşündüğümüz şuydu. Gittikçe ekmek fiyatları artıyor. Dezavantajlı durumda olan insanlarımıza bir nebze olsun bir katkıda bulunalım istedik. Mesela ekmek fiyatları böyle çok farklı bir şey görülmeyebilir ama her gün tüketildiği için onu biriktirdiğin zaman bir rakam, büyük bir rakam, özellikle fakir, gariban kesim için, böyle imkanı olmayanlar, insanlar için önemli bir rakam olabiliyor. Bunlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündüğümüz zaman işte halk ekmeğimiz aklımıza geldi. Halk ekmek de o gün, deprem günde yaramızı sarmaya önemli bir merhem oldu. Şimdi Ramazan geldi. Ramazan'la birlikte 13 noktada çadır kurduk. Evet. Bir ilçemiz hariç, orada da ilçe belediye başkanımız kendisi kurduğu için dedi ki biz bunu yürüteceğiz başkanım dedi. Peki dedik. Yani tekrar teyit ettirmek amacıyla bütün ilçelerimizde iftar çadırımız mevcut. Var. Şu anda bütün ilçemizde. Ancak Büyükşehir'in kurmuş olduğu iftar çadırları bir ilçe hariç bütün ilçelerde mevcut. Bütün ilçelerimizde var. O ilçemize de biz tasarlamıştık ama oranın belediye başkanımız dedi ki ben hazırlığımı yapmışım önceden. Başkanımız dedi siz onu başka bir yere açarsanız daha hayra geçer. Biz de çadırlarımızın sayısını belli noktalarda arttırdık. Mesela şimdi Rabia Meydanı'nda 3 tane çadırımız var. Yine Süleymaniye depremden zarar görmüştü. Orada bir çadırımız var. Merkezde yaklaşık 5 çadır. Özellikle Süleymaniye selden zarar gören. Evet, selden zarar görenler için kurmuştuk bunu. Yine diğer bütün ilçelerimizde çadırlarımız var. Ben de mümkün mertebe her gece bir çadırımızda iftar açmaya gayret ediyorum. Çadır nedir? Aslında oradakiler bizim misafirimiz. Dezavantajlı olup olmaması, maddi durumu iyi olup olmaması değil. Bu bir Ramazan sofrası. Bu Halil İbrahim sofrası. Burada hemşerilerimiz bir aile gibi bir arada oluyorlar.
yemeklerini yiyorlar. Orada böyle ortak bir dayanışmanın, güzelliğin, birlikte olmanın güzelliğini yaşıyorlar. Yani burada fakir gelebilir, zengin gelemez. Böyle bir şey böyle söz. Bir şey önemli söz olan konuşuyor. Bir beraber olması. Tabii yani bu Ramazan sofralarının özelliği bu. Yani bir arada oluyorsun. Bu bir arada olmanın ayrı bir güzelliği var. Biliyorsunuz Ramazan'da çokça davetler yapılır. Niye davetler yapılır? O sofralar böyle misafirlerle zenginleşsin, kalabalık olsun, şen şakrak olsun diye bu Ramazan'da fazlaca yapılır ki bunun sevabı da çok büyük biliyoruz. Yine Ramazan'da bizim gıda kulelerimiz var. Onları mümkün mertebe bu Ramazan bakıyoruz. Ve Ramazan dışı kulüyorlar. Ramazan dışı da devam ediyoruz. Evet, yani. Ramazan dışında da Ramazan içinde de hiç değişmeyen bir kuralımız bu. Evlerimize hizmetler götürüyoruz. İnsanlarımızın ev ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yine biz bu şeyde sel baskında her bir ailemize bir can suyu mukabilinde 5.000 TL bir yardım yaptık. İş yerlerine de 15.000 lira yardım yaptık. Yani selden etkilenen 1.051 aileye 5.000 lira yardım yapıldı. 5.000 lira. Bir de onlara iş yerlerine de 15.000. Çünkü onların baktık ki tezgahlar, iş yerleri çok bozulmuş. Yani bunlar onarsalar bile uzun süre iş yapamayacak durumdalar. Bunlara da biz destek olalım dedik. Destek olduk. Yine bu dönemde Tayvan'la bir işbirliği yaptık. Tayvan'la yaptığımız işbirliği neticesinde 52 milyon market kartı dağıttık. Yani bu Şanlıurfa'ya buradaki insanlarımıza, sosyal yardımdan faydalanan insanlarımızdan en dezavantajlarından başladık. 52 milyonluk bir sosyal market. Kaç aileye ulaşılabildi bu? Yani aile olarak sanıyorum 5.000 aile. 5.000 aile. Önemli bir aile. Tabii önemli bir rakam. Bunların aile başı her birine kartlar verildi. Böylelikle onlar inşallah böyle Ramazan'da daha böyle sıkıntısız geçirirler diye düşünüyorum. Şimdi büyüklerin duası önemli. Bizler de geçmiş tecrübelerimizden, büyüklerimizden ve kültürümüzden bunu görüyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin özellikle yaşlılara yönelik veya dezavantajlı dediğimiz engelli vatandaşlarımıza yönelik Ramazan'a özel veya Ramazan dışında yardım faaliyetidir veya destek faaliyetlerimiz mevcut. Şimdi mesela Ramazan'da 65 yaş üstünde yalnız kalan bayanlara, erkeklere ve engellilerimize eve yemek götürüyoruz. Sanıyorum bunda şimdi sayısı 650 civarında. Bunlar bizzat evlerine onlara teslim ediliyor. Yani ekipleriniz yemeği alıyor, hiç onlar yorulmadan evet. Oğullarına minnet etmeden, yeğenlerine minnet etmeden alıyor, götürüyor teslim ediyor. Veriyor. Bizim çünkü kazanlarımız kaynıyor. Elhamdülillah. Evet. Yani yardımlarımız... Engelli vatandaşlara yönelik? Aynı şekilde. Onlar da eğer bir yerden yardım ulaşmıyorsa, böyle bir imkanları yoksa onlar da bize müracaat ediyor. Onlara da yardımcı oluyoruz. Sonra yemeklerimizde yine kazanlarımızda az da olsa bir şey kaldığı zaman da o da geceleri yine evlere dağıtılıyor. Yani pişirilen yemekte hiçbir israf söz konusu Hayır, değil. Söz konusu yani değil. Yani mümkün mertebe maksimum gayretle evet. O yemeklerin ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırılması. Tabii ekmeklerimiz halk ekmekte denge ediyor. Bize bu da çok büyük bir imkan. Çadırlarımızı yine biz... Tabi bu arada sizin destek verdiğiniz aş evleri de var. Halk ekmeğini karşılığı, yani halk ekmek aracılığıyla ekmek desteği veriyoruz. Başka destekler de veriyoruz. Mesela evet. Urfa şeyine, aş evine biz ekmek yardımımızı devamlı sürdürüyoruz. Günlük 3.000 ekmek. Bu ekmeklerden birini de şuradan ifade edeyim. Binini Ömer Bahçıvan kardeşimiz İstanbul'dan dedi bu hayrı bana bırakın dedi. Bizim 1.000 ekmeği onun hayrına veriyoruz her gün. Günlük olarak. Günlük olarak Ömer Bey'e de buradan bir teşekkür evet, ediyorum. Allah kendisine razı olsun evet, hayrını mesela kabul etsin. Bizim sosyal marketimiz var. Sosyal marketimizde de dul 3-4 çocuğu varsa bu kişinin ve yaş itibariyle de artık çalışmaya elverişli değil. 50-55 yaşında çocukları var, imkanı yok.
sosyal market kartı veriyoruz. Bu sosyal market kartlarımızla gidip orada istediği alışverişi yapıyor. Burada da biz vatandaşlarımız tabii gelip destek veriyorlar. Bir derneğimiz var, derneğimiz aracılığıyla. Efendim işte götürdüğümüz bir takım kolideki malzeme, bakıyorsun ki onlar onu, evin ihtiyacını karşılamıyor. Çocuk bezi olabiliyor, süt hijyen olabiliyor, kitiydi. İşte hijyen veriyoruz. Kahvaltılık olabiliyor. Bunun için de böyle bir sosyal marketi açtık. Sosyal marketimiz aracıyla da yine vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Evet. Allah sizden razı olsun. Ramazan ayına yönelik olarak yapmış olduğunuz kültürel veya sanatsal faaliyetlerimiz veya Ramazan sokakları, ne biliyorum, buna benzer belediyelerimizin faaliyetleri nelerdir efendim? Rabia Meydanı'nda Ramazan sokağı oluşturduk. Orada Şanlıurfa'nın sivil toplum kuruluşlarıyla oturduk, bir araya geldik. Onlara dedik ki siz hangi etkinliği öngörüyorsanız, hani bir konuşmacı, hatip, kimin ismini verirseniz biz onu alıp buraya davet edeceğiz. Konuşmacı olarak bizim Şanlıurfa'lı hemşerilerimizle buluşturalım dedik. Yine bizim Şanlıurfa'lı ilahi gruplar var. Bu ilahi gruplarımızla anlaştık. Her gece bir ilahi grubumuz geliyor. Orada yine halkımızla buluşuyor. Yani bir Ramazan ahengi, bir Ramazan atmosferi olması noktasında bu çok önemli. Urfa'nın da çok değerli sanatçıları var tabii. Yani tabii evet. Dışarıdan getirildiği zaman hem para da dışarıya gidiyor. Yereldeki o ses sanatçıları veya ilahicilerimiz de veya diyelim ki mevlüthanlarımız da bundan mahrum kalıyorlar. Tanıtım açısından bunu tabii, ifade tabii. ediyorum. Yani bu şekilde bir girişimde bulunmanız onlar için elbette büyük bir imkan. Tabii onlar da kendilerini orada, hepsi çok değerli. Ama insanlar hani bu bir sanatçıyı, bir ilahi grubunu dinlememiş olabiliyor. Orada gidip onları dinleyince farklı bir ses, farklı bir ahenk, onların da çok hoşuna gidiyor. Evet. Allah razı olsun. Geçmiş Ramazanlar ile bu Ramazan arasında, yani sizin söylemek istediğiniz işte bu Ramazan'da şöyle olsaydı daha iyi olurdu veya şu aradaki fark şudur, geçmişteki olan Ramazanlarla şimdiki Ramazan arasında fark şudur diyebileceğiniz bir konu varsa buyurun. Ya şunu herkes söyler. Der ki efendim der, geçmiş Ramazanlar, geçmiş bayramlar ne kadar güzeldi derler. Bu belki nostalji olarak düşünüyoruz ama gerçekten çok farklıydı o Ramazanlar. Biz o zaman Ramazan ruhunu bir şehir olarak birlikte yaşardık. Mesela şimdi düşünüyorum, Ulu Cami'nin minaresinde top atılırdı. Şimdi ezanlarımızı dinliyoruz, ya imsakiye bakıyoruz, saate bakıyoruz, iftarımızı açıyoruz. O zaman neden bir top atışı yapılıyor, neden ezanlar beklenmiyor? O bütün herkes bir noktaya bakıyor. İşte minareye çıktı hoca, işte o topu ateşliyor, görüyor, sonra ev halkına haber veriyor. Sofralarımız tabii yine o zaman böyle bugün farklı olurdu. Efendim bugün biraz böyle yemek yaparken kokulu yemekler yapalım, komşulara da verelim. Komşular muhakkak birbirine çok böyle şeyler verirdi, ikramlarda bulunurdu. Akşam olduğu zaman başlarda böyle bu alışverişler, şuradan şu, sen şuraya şunu götür. Yani ben biraz daha o zamanlar sevginin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani bugün sevgi var ama o gün o sevgi biraz daha fazla gibi geliyor bana. Öyle hissediyorum daha doğrusu. Bu bağlamda şöyle farklı bir soru sormuş olayım. Şimdi genelde vatandaşların belediyeye karşı talepleri çok yüksek. Evet. Şimdi bir belediye başkanı olarak, yani STK'lardan beklentiniz veya insanımızdan beklentiniz, ya STK'lar şuraya el atsa veya şöyle yapsa, insanımız şuraya eğilse dediğiniz konular var mı efendim? Ya esasen şöyle, sivil toplum kuruluşları şöyle yapacak, şehre bir kuş bakışı bakacak. Diyecek ki hangi konuda eksiklik var ve o konuya kendisi el atacak. Diyelim ki ben bazen bakıyorum işte çocukların, diyelim ki birçok çocuğun ayakkabısı yok. Efendim ben sivil toplum kuruluşu olarak bu çocukları bir ayakkabılarını ben üstleneyim ya. Hiçbir çocuk ayakkabısı kalmasın. Veyahut da efendim işte kültürel manada
ben şu konuşmacıyı getirsem Urfa halkı için çok faydalı olur diyebilir. Yani her bir sivil toplum kuruluşu kendi içerisinde olmak yerine böyle topluma kuşbaşı bakışı bakacak. O toplumun ihtiyaçları nedir ona bakacak. Sonra da o ihtiyacı kendine vazife edinecek. Mesela ben efendim gençlikle ilgileneyim diyebilir. Ben bu gençliğimizi efendim bunları daha farklı iyi genç yetiştirelim, Urfa'ya faydalı olsun. Bunları çok daha üstün okullarda okutmak için çaba sarf eder. Onlara önemli burslar verir. Efendim bunlar giderler, çok yetişkin bir şekilde gelirler ve şehre katkı sağlarlar. Yani yapılacak iş çok fazla. Yeter ki bir konuyu kendimize dert edinelim. Diyelim ki bu konu benim konum. Ben bununla ilgileniyorum. Muhakkak bir iş bulunur. Sayın Başkanım, Urfa'ya özellikle bazı parklarda yapılan camiler var. Evet. Kaç tane cami yapıldı veya kapasitesi nasıldır veya ileriki dönemde plan proje var mıdır? Özellikle şimdi, piknik için gelenler için büyük bir... Parklara camiler yaptık ama şu anda sayısını bilmiyorum. Mesela bu kanunen bir yetki verildi belediyelere. Efendim parklarda belirli ebatta bir cami, mescit gibi yapabiliyorsun. Bizlere onlarda boşluk bulunan yerlere yaptık. Tabii ki bu çok böyle daha büyük parklarımızda olabilecek bir şey. Parka geldiğin zaman efendim ben namazı nerede kılayım diye düşünmek yerine işte bir mescit oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii. Allah sizden razı olsun. Ramazan'da bizim bir sonraki konuğumuzun da konusuna biraz değinmek istiyorum. Çünkü zamanımız da daralıyor. Şimdi bizim bugünkü konumuzdan birisi de Allah'ın rızasını kazanmak. Yani mesela diyelim ki bir belediye başkanı olarak ben şöyle yapsam Allah'ın rızasını kazanırım veya tavsiyeler veya yönlendirmeler neler olabilir? Efendim biliyorsunuz ki insanlara hizmet etmek, halka hizmet etmek bir ibadet. Bu durumda biz zaten şunu yapıyoruz. Bütün belediye çalışanlarıyla birlikte tüm şehrin belediyemizin imkanlarımızı halkımıza sunuyoruz. İnan birçok arkadaşımız bu süreçte işte bel fıtığı geçiren oldu, hasta olan oldu. Ama buna rağmen şunu yapıyorlar. Ya Urfa'ya daha fazla nasıl hizmet edebilirim? Ben biliyorum gece vakti beline kadar suyun içine giriyorlar. Şurada bir taş kalkacak diye bakıyorum veya şu araba kalmış mesela gece. Bir bakıyorum hiç düşünmeden elbisesiyle suyun içine girdi arkadaşlarımız. Tabii Urfa'daki felaket hem büyüktü, depremde de şöyle büyüklük vardı. Bütün insanımız dışarıda kaldı. Dışarıda kaldı. Yani düşünün 1 milyon nüfusun tamamı dışarıdaydı. Çünkü deprem çok güçlüydü, artçı depremler devam ediyordu. İnsanlar evlerine girmeye çekiniyordu. Bunun için de bunlara hizmet yürüttüler. Bazı yerlerde ben biliyorum sabaha kadar uyumadılar. Mesela gidiyorum, soruyorum oradaki vatandaşlarımızdan, başkanım Allah sizin çalışanlarınızdan razı olsun diyor. Ama onlar hiç uyumadılar. Yine sel baskında 700 noktada bu insanlar gittiler. Vidanjör yetiştirdiler, eleman yetiştirdiler. Efendim oranın temizliğiyle uğraştılar. Çok büyük bir baskın ve birçok noktası el altında. Bir bakıyorsun ki işte gözle görülen bir şey yok, müze selin altında. Bir bakıyorsun ki işte bir ovamızın belirli bölümü su altında, hastanemiz su altında, camimiz su altında, evler su altında, iş yerleri su altında, 2000 tane yakın konut, 300 tane civarında da iş yeri sular altında kaldı. Bunların hepsi vidanjör istiyor, hepsinin temizlenmesi icap ediyor. Temizlemekle kalmıyor, altın şeyler caddelere gidiyor. Caddelerde bunlar çamurlaşıyor, o çamuru oradan almak gerekiyor.
logarlar kapanıyor. Yani aslında felaketin boyutu çok büyüktü. Fakat bu büyük bir gayretle, fedakarlıkla, el ele vermekle bunu çok şükür şu anda hafifletebildik. Bu arada tabii hayatını kaybedenlerimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar bizim ayrı bir üzüntümüz. Evet, nihayet diğer her şey yerine gelebiliyor ama can. Vefat eden canlarımız için bunu söylemek mümkün değil. Ailelerimiz bunun üzüntüsünü yaşıyorlar. Onlar bizim de üzüntümüz. Belki onlardan her biri için benim kalbimde ayrı bir üzüntü oluşuyor. Böyle bir şeyin içinde yaşadık çünkü. Beraber yaşadık. İnşallah diyoruz cennette buluşmayı Allah bize nasip eder. Şunu ifade edeyim ki gerek sel, gerekse deprem çok büyük olmasına rağmen bir dayanışmayla, fedakarlıkla, özveriyle bu işi geçirdik. Şöyle diyebilir miyiz? Bu süreçte yani şu ilden yardım istedik geri çekildi veya A kurumu geri çekildi veya askeriye geri çekildi veya polisimiz böyle bir şey söz konusu. Hayır, çünkü medyada yapılan tezviratlar vardı. Askerimiz tamamen işin içindeydi. Polisimiz tamamen işin içindeydi. Her bir ilimizden hangisinden olursa olsun yardım istediğimiz zaman onlar yardımlarını gönderdiler. Hatta bundan evvel gün iki tane kombi vardı. İki tane ilimize aitti. Bunlar çok vasıflıydı. Bunları ben yine belediye başkanlarımızı bizzat arayaraktan ya bunların biraz süresini uzatabilir miyiz? Baş üstüne dediler. Hiç itiraz etmediler. Bütün kurumlarımız tabii Sayın Valimiz işin içerisinde, ilçe belediye başkanlarımız işin içerisinde, bütün kurumlarımızla birlikte fedakarca çalıştık. Belki bu felaket bir başka yerde olsa, bilmiyorum bu kadar kısa sürede yaralar sarılır mıydı? Biz bunu çok çabuk yaptığımızı düşünüyorum. Bu Ramazan ayının başlamasıyla beraber çalışmalara Ramazan'ın ruhu karıştı mı? Yani Ramazan o vermiş olduğu maneviyatla beraber insanlarda o şevk arttı mı? Bakın 13 noktada diyoruz ki şey açtık. Evet. Çadır açtık. Çadır açtık. Bir arkadaşımıza diyoruz ki daire başkanı. Daire başkanı nedir? Orada üst bir amirdir yani. Daire başkanıyla önemli işler yapar bu arkadaşımız. Ona bağlı olan eleman sayısı bazı dairelerimizde 500'dür, 600'dür. Çok fazla eleman bağlıdır. O daire başkanımıza diyoruz ki sen A çadırında görevlisin. Akşam gidiyor o çadırda görevli oluyor. Sonra o orada bir kısım elemanlarımıza da diyoruz ki siz de orada çalışacaksınız. Böylelikle birçok çadırımızda aslında gece vakti bunlar ailesiyle iftar yapması gerekirken çoluk çocuğuyla 30 gün boyunca o çadırlarda görevli oluyorlar. Efendim ben daire başkanıyım ya ben bu işleri yapmam demediler. Bu işi şeyde de yaptılar. Selde de yaptılar. Bu işi depremde de yaptılar. Efendim biz buraya ne kadar zamanda daha çabuk yetişiriz telaşı içerisinde oldular. Daha fazla nasıl yardım edebiliriz telaşı içerisinde oluruz. Mesela şu kimiz? Su konusunda ben biliyorum arkadaşlar 24 saat uyumadılar. Eğer orada bir aksaklık olsaydı. Bakın Şuski'de iki tane şey yaptık. Biri fora kazıklar oluşturduk. Eğer biz fora kazıkları oluşturmamış olsaydık geldiğimiz zaman baktık ki fora kazık yok. Kayma tehlikesi vardı arıtma tesisinin. Depremde kayacaktı. Depremde kaysaydı ne olurdu? 6 ay şehre su veremeyecektik. Fora kazıklar yaptırdık. Efendim bu şu kadar masraf gidiyor dediler. Olsun. Önemli. Sonra ikinci bir konu var. Alarm sistemi. Yani oraya çamurlu su girdiği zaman alarm verecek ki biz anında kapakları kapatalım. O su şebekelere gitmez. Şunu diyebilirdik. Efendim bugüne kadar böyle bir şey yaşadınız mı? Hayır yaşamadık. Ne zaman bir alarm sistemine diyebilirdik. Hemen kurun dedik alarm sistemini. Eğer alarm sistemi kurulmamış olsaydı ne olurdu? Efendim o su 10 dakika girmiş olsaydı 1200 tona yakın çamur birikiyordu. 6 ayda o çamuru temizleyemeyecektik. Çamur şebekelere girmiş olacaktı. Şebekeleri belki yenilememiz icap edecekti.
Ama o alarm sistemi ve arkadaşımızın uyanıklığıyla şeyi arıtma tesisini kurtardık. 30 gün su kesinti, 30 saat su kesintisi oldu. O saatlerde de 30 veya 40 saat ne yaptık? Hemen tankerler oluşturduk. 130 noktaya su taşıdık. Muhtarlıkların önüne. Tabii yine önünde. PET şişelerle hemen vatandaşımıza su dağıttık. Burada muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştık onlarla o dönemde. Onlar da yoruldular ama soruyorum biz bundan çok mutlu olduk diyorlar. Yine petlerle, pet şişelerle sular dağıttık içme sulara. Fırınlarımız su bulamadığı için ertesi gün ekmek yapamayacaktı. Hemen fırınlarımız da Fırıncılar Dernek Başkanımız sağ olsun organize etti. Sabaha kadar onların suyunu verdik. Ertesi gün fırınlarımız açık kaldı. Yine biz gelmeden evvel dere yataklarının etrafı sıkıntılıydı. İşte bu Karakoyun burada gerek Karakoyun mahallesinde gerekse Karakoyun'un kenarında 382 tane evi kamulaştırdık, boşalttık. Geçen bir muhtarımız bizim çalışan arkadaşımıza söylüyor. Ya diyor iyi ki Başkan Bey burayı kamulaştırdı, şu üç katlı ev diyor çok çukurdaydı diyor. Ta tepeye kadar su geldi, burada muhakkak can kaybımız olurdu diyor. Birçok yer böyle su basmıştı. Fakat biz buraları önceden kamulaştırdık. Bakın belediyenin yeri. Karotunu aldık geldiğimiz zaman. 4 şiddetindeki bir depreme dayanamıyor. Eski belediyemiz. Eski belediyenin yeri. Zaten görülüyor şeylerde. Bir kepçe vuruluyor, yarısı çöküyor. İşte nehir kumuyla falan yapılmış deniyor. O zaman nasıl yapılmışsa bilmiyorum ama çok dayanıksız. Şanmet. Biz geldiğimizde o Şanmet sallanıyordu zaten. Yıkılması lazımdı. Hemen yıktık. Kalenin eteği. Orada 309 tane yapı. Bu yapı zaten sel veya deprem olmadan bile sakat domino taşları gibi böyle birbirini yıkacak. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kısa bir aradan sonra huzurunuzdayız. Kiminle sizin karşınızdayız? Hilvanımızın değerli müftüsü Ömer Aydın hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyoruz. Allah bizleri kırmadınız. Hilvan'dan programımıza iştirak ettiniz. Allah sizlere ayrıca program ve televizyon adına teşekkür ediyoruz. Konumuz Allah'ın rızasını kazanmak veya Allah'ın rızası nasıl kazanılır şeklinde olacaktı. Şimdi bir Müslüman için neden Allah'ın rızası önemlidir? Yani bunu ne şekilde ifade ederiz? Yani? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu li velihi ve salatu ve selamu ala nebiyyihi ve ala alihi ve itratihi ecma'in. Ve ba'd. Müminin en yüce arzusu bir tek şeydir. Ve ridvanun minallahi ekbar zalikel fevzul kebir. Müminin bütün çabası ve gayreti, duası, niyazı, yaşamı ölümü, bütün hayatı, şey. Ölümü, hayatı, mematı, her şeyi onun rızasına nail olmaktır. İşte o rızayı kazanmak da en yüce ödüldür. Zalikel fevzul kebir. Ödüllerin en yücesidir. Onun için bir büyük şahsiyet diyor ki ey Rabbim bu yaptığım ibadet cenneti tamah ettiğim için değildir. Cennet beklentisiyle ibadet etmiyorum. Aynen öyle. Benim cennet beklentim değil. Ondan sonra cehennem azabından kaçınmak da değil, korkmaktan dolayı da değildir. Yaptığım bütün işte ibadetimi, hayatım ve mematım sadece senin rızan işindir. Rıza ki matlubi diyor yani. Aynen öyle. Senin rızan. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl kazanırız? Zaman biraz dar oldu. Aleyhime gelişti. Ben de hasbel kadar özetlemeye çalışayım. Allah razı olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Efendimizin sünnet-i seniyesini
bize büyük bir rehberdir ve bize rehberlik ediyor. Cenab-ı Hakk'ın neden hoşnut olduğunu, Hazreti Peygamber'in neden bahtiyarlık duyduğunu Kur'an ve sünnetten biliyoruz. Özet olarak şudur. Bütün güzel esma ve güzel sıfatlar, bütün sıfat-ı kemal Cenab-ı Hakk'a aittir. Noksan sıfatlardan münezzehtir. Aynen öyle. Yani bütün sıfat-ı kemali ona aittir ama bütün kusurlardan da münezzehtir. Bir müminin yegane arzusu, düşüncesi, özü, sözü, hali ve kalbi budur. Ey Rabbim, ne kadar sıfat-ı kemal, esma-i hüsna, sıfat-ı ulya varsa ismi azim sana aittir. Ne kadar kusur ve eksiklik varsa onlar da bize aittir. Yani övgüde dahi kusurumuz söz konusu. Aynen öyle. La nuhsi sena la uhsi senaen aleyk. Hazreti Peygamber'in işte o duası. Yani sana övgüyü nasıl ifade edebilirim ki ya Rabbi? Lekel hamdu kema yenbaghi li celali vecike ve li azimi sultanik. Yani bu müthiş bir ifade sanki. Aynen öyle. Lekel hamdu kema yenbaghi li celali vecike ve li azimi sultanik. Yani diller hamd etmekten acizdir. İnsanlar yerine getirmekten acizdir ey Rabbim. Aciziyetimizi ifade. Kaldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı yaparken la uhsi senaen aleyke ente kema efneyte ala nefsik. Evet. فَلَكَ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَالشُّكُرُ Secde halinde bu duayı yapıyor. Şimdi dolayısıyla müminin şunu çok iyi bilmesi lazım. Özet olarak bütün sıfat-ı kemal Cenab-ı Hakk'a aittir. Eğer bir kusur varsa o kusur bizimdir. Cenab-ı Hak ile alakalı en ufak bir kusur isnat edilemez. Kur'an bize bunu öğretiyor. Peygamberler bize bunu öğretiyorlar ve sevgili Peygamberimiz bunu bize öğretiyor. Mesela ilk suremiz Fatiha suresidir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Kendisini tanıtıyor. Maliki yevmiddin. Biz onu okurken Rabbime hamdolsun. Allah diyor ki benim kulum bana hamd etti. Errahmanirrahim esna abdi aleyye. Abdi esna aleyye. Bana övgüler yağdırdı. Maliki yevmiddin. Beni tazim etti. Hamd etti. Övgüde bulundu. Beni tazim etti. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Uslub budur. Müminin uslubu böyle olmalı Cenab-ı Hakk'ın karşısında. Hamd olmalı. Sena olmalı. Tazim olmalıdır. Yani sena derken övgüden bahsediyor. Övgü. Evet. Çünkü anlamayan bazı izleyiciler. Sonra İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deriz. Cenab-ı Hak evet yalnızca sana ibadet ediyoruz. Ve yalnızca senden yardım diliyoruz. Bu benimle kulum arasında olan bir şeydir. Diğer kısım bana aitti. Hamd Cenab-ı Hakk'a aittir mutlak olarak. Övgüler mutlak olarak Cenab-ı Hakk'a aittir. Mülk mutlak olarak Cenab-ı Hakk'a aittir. İzzet ve azamet mutlak olarak Cenab-ı Hakk'a aittir. O kusursuzdur. Sonra diyoruz ki İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ey Rabbim yalnızca sana ibadet ederiz ve senden yardım dileriz. Bu sefer Cenab-ı Hak buyurur ki Hâzâ beyni ve beyne abdi. Bu benim ile kulum arasında olan bir şeydir. Onu memnun ederim, razı ederim. Bu beni methu sana ediyor. Sonra duaya başlıyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke ihdina s-sırâtal müstakîm s-sırâtal lezîne en'amte aleyhim ilâ âhirihâ. Bu ise benim kuluma aittir diyor. O ona aittir ve daha fazlası da ona aittir. Şimdi biz duaya ve duanın kabulüne ne kadar muhtaç isek bu duamızın kabul olabilmesi için de öncesinde Cenab-ı Hakk'ın hak ettiği o yüceliği ona isnat etmemiz gerekiyor. Burada müminin Kur'an bize şunu öğretiyor. Edebi öğretiyor. Mesela
Sıratal lezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi, ehdine sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim. El edeb ma'allah, yani Allah'a karşına edeb. Evet, nimet ettiğin o zümreye beni ilhak eyle. Peygamberler zümresi, salihler zümresi, şuhada zümresi, evliya zümresi. Ey Rabbim, sana methu sana ediyorum, tazim ediyorum, tekrim ediyorum, tebcil ediyorum. Ey Rabbim, sana ibadet ediyorum yalnızca, yalnızca senden diliyorum. Çünkü sen yapmazsan kim yapabilir ki? Beni de o nimet ettiğin zümreye ilhak eyle. Dua. Sonra, burası çok önemli. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Normalinde işte nimet ettiğin zümre, bir de gadab ettiğin zümre. İnsicam böyle. Tabii. Böyle olmalı. Ama burada Kur'an bize şunu söylüyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Gadaba uğrayan zümreden bizi muhafaza eyle. Gadaba uğrayan zümreden. Burada gazabı Cenab-ı Hakk'a isnat etmiyoruz. Edep. Nimet Cenab-ı Hakk'a aittir. Ama gadabı edeben, çünkü bir kusurdur nihayetinde, Cenab-ı Hakk'a kusuru bile isnat edemeyiz. Yani gadaba uğramış o topluluktan beni etme ya Rabbi. Gadaba uğramış topluluk. Ama fail meçhuldur. Dolayısıyla mümin hayatında, ibadetinde, konuşmasında, bütün yaşantısında Cenab-ı Hakk'ı tazim etmek zorundadır. Bu Cenab-ı Hakk'ın rızasına vesiledir. Ve hayatının hiçbir aşamasında da Cenab-ı Hakk'a nakiseyi isnat etmemesi lazımdır. Çünkü Cenab-ı Hak bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bir örnek daha. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı anlatırken kavmine şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينِ وَالَّذ۪ي يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينِ وَالَّذ۪ي يُمِتُن۪ي ثُمَّ يُحْي۪ينِ وَالَّذ۪ي اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ ل۪ي خَط۪يئَةِ يَوْمَ الد۪ينِ. Şimdi inzicama bakalım. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينِ. Anlatıyor Cenab-ı Hakk'ı o kavmine, topluluğa. Allah odur ki beni yaratan ve doğru yolu da bana gösterendir. Yani hidayetin kaynağı Allah Celle Celaluhu. Aynen öyle. Evet. Yaratıcı doğru yolu da gösteriyor. Dolayısıyla bu ibadet ettiğiniz bu taşlar ne yaratıcıdırlar ne de size doğru yolu gösterebilirler. Hatta ondan dolayıdır ki ilk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. İlk peygamberdir. Vahiy merkezli bir yönlendirme. Evet. Diyor ki yaratan Allah'tır. Ondan sonra doğru yolu gösteren de O'dur. Sonra beni rızık veren Allahu Teala'dır. Ne diyor ayet-i celilede? Yut'imuni ve yeskini. Beni yediren ve içiren de Allah'tır. Hem yedirmeyi hem içirmeyi Cenab-ı Hakk'a nispet ediyor. Tabii hocam, burada dikkat çeken bir nokta şu. Manevi gıdayı maddi gıdadan önce zikretmesi, o da ayrı bir şey yani. Tabii ki, tabii ki. Sonra Hazreti İbrahim'in şeyine bakın. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينِ. Hastalandığımda diyor. Bana şifa veriyor. Beni hastalayan da odur demiyor. Hastalandığımda ise فَهُوَ يَشْف۪ينِ. Yani ben hastalanırım ama şifayı o verir. O veriyor. Ama hastalığın kaynağı ama benim. Ama insicama baktığımız zaman evet. Yaratan odur, doğru yolu gösteren odur, yediren odur, İçiren O'dur, şifayı veren O'dur ama hastalık olunca hastalandığımda diyor. Hastalığı dahi Cenab-ı Hakk'a isnat etmiyor. Müminin edebi budur. Kur'an bize bunu öğretiyor. Peygamberler de bize bunu öğretiyorlar. Şimdi bunun tersi Hazreti Musa ile kavmi arasında geçiyor. Hazreti Musa'nın kavmi فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذ۪ي وَاِنْ تُصِيبُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعْهِ. Onlara bir bereket, ondan sonra bir nimet verildiği zaman قَالُوا لَنَا هَذ۪ي. Bu zaten bizim hakkımız.
Kendi çabamla elde ettim. Evet, bu bizim hakkımız. Aklımla. Tabii, mümtazız, seçkiniz, ondan sonra hak ediyoruz. Ondan sonra şu bu. Ve in tusibum seyyi'e yattayyaru bi Musa ve men ma'a. Tam tersi. İyiliği kendinden biliyorlar. Kötülüğü de Musa peygamberden biliyor. Dolayısıyla Allah'tan biliyorlar. Yani bir musibet gelince diyor ki Hazreti Musa'nın uğursuzluğu. Uğursuzluğu yüzündendir diyor. Ya, ya Musa diyor, bu iyilik bizim hakkımız. Bizim hakkımız. Bizden kaynaklıdır. Biz hak ediyorduk. Ama bu uğursuzluk senin yüzündendir diyor. Sonra Hazreti Musa tabi nasihat ediyor. Böyle bir şey yapmayın. Cenab-ı Hakk'a karşı bir saygısızlıktır. Çünkü sonuçta dolaylı olarak Cenab-ı Hakk'a karşı söylüyorlar bunu. Tamam. Bu sefer ne diyorlar? وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Ya! Son olarak şunu söylediler. Bakın, tutumumuz asla değişmeyecektir. Kusura bakma. Bizi büyüleyeceğin o büyücülük işte oyunlarıyla her ne getirirsen bize, biz asla durumumuzu, pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz. Biz sana iman etmeyeceğiz. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِنْ isim cümlesi. Tabi teyit ifade eden. Tabi isim cümlesi malumunuz istimrar ve sübut ifade sübut ediyor. Tekrar yok yani. Yok. Fiil cümlesinde oynama olabiliyor. Hüdüs olabiliyor. İnkıta olabilir. Ama isim cümlesinde asla değişiklik olmayacaktır. Sen ne getirsen getir. Biz seni büyücü olarak görüyoruz. Ve senin getirdiklerin de büyücülük olarak biz değerlendiriyoruz. Ve bu pozisyonumuz değişmeyecektir. İşte Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlık da işte budur. Peki böyle bir saygısızlığa karşılık Cenab-ı Hak ne yaptı? فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. Bu zulme karşı, bu nankörlüğe karşı biz de onların üzerine tufan yağdırdık. Nil nehrini onların üzerine sürdük. Ekinlerini yok ettik. Onları gıdadan mahrum ettik. Kıtlık çıkardık onlara karşı. Ondan sonra kummele bir haşerattır. Onların evine girer, onların yatağına girer, sabaha kadar onlara şey vermez. Bırakmıyorlar ki uyusunlar. Huzur yok. Huzur vermiyor. Yani hem ekmeği aldı Allahu Teala onlardan, hem uykuyu aldı, huzur kaynağı, hem de dem. Adam gidiyor tasını suya vuruyor, tası dolduruyor. Ağzına getirecek, o su kana dönüyor. Dolayısıyla müminin hayatı, hayatı boyunca daima Cenab-ı Hakk'ın karşısında saygılı olmalı, edepli olmalıdır. Mesela bir örnek daha verelim. Hazreti Musa ve Hazreti Hıdır aleyhisselam. Şimdi Hazreti Musa aleyhisselam diyor ki, هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Hazreti Musa'nın Hazreti Hıdır'a karşı edebi. Ya beni talebe olarak kabul eder misin? Kısacası. Sana talebe olmak istiyorum. Sana tabi olmak istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın sana lütuf ettiği o bilgilerden öğrenmek istiyorum. Burada bir muallime verilen değer. Aynen öyle, saygıdır. Talebenin kendi edebini, sınırını bilmesi. Aynen öyle. Koskoca Hazreti Musa. Evet. Kelimullah. Allah ile konuşan peygamber ama Hazreti Hıdır'a karşı böyle edep ve saygı içindedir. Dolayısıyla büyüklere karşı da insanlar edepli ve saygılı olmalıdır. Şimdi kabul eder misin beni diyor. Hazreti Hıdır diyor ki katlanamazsın ki, tahammül edemezsin. Hazreti Musa diyor ki katlanmaya çalışırım. Yani yapmaya çalışırım. Neyse yolculuk ederler. Bir peygamber evet, talebe olmaya aday, karşı taraf diyor ki talebe olamazsın. O da diyor ki ben talebe olmaya çalışırım. Çalışırım. Şimdi ilk merhale bir gemiye biniyorlar. Tam denizin ortasında Hazreti Hıdır aleyhisselam çekici alıp geminin burnunu kırmaya çalışıyor. Hazreti Musa aleyhisselam hayret ediyor ya. Bu bir katliam yapacaksın diyor ya. Maddi gözle bakıldığı için. Tabii zahiren baktığından dolayı. Dolayısıyla bazen efendim şerrin içinde hayır gizlidir. Cenab-ı Hak öyle büyüktür ki şerrin içine hayrı yerleştirmiştir. Asa entekrahu şeyen ve hayrun lekum. وَعَسَا اَنْ تُحِبُوا شَيْنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Bu da böyle. Hazreti Musa öfkeleniyor. Öfkeli zaten tabiatı gereği.
Yahu demin اَخَرَقْتَا لِتُغْرِقَ اَلَى. Yani gemiyi kırıyorsun, gemiyi de içindekini de batırmak mı istiyorsun demiş ya. Kabul edemem bunu demiş. Hazreti Hıdır diyor ki, hani demiştim ya, dayanamazsın, tahammül edemezsin. Hazreti Musa geri adım atıyor. Tamam diyor, ben özür diyor ya. Özür diliyor. Tamam diyor. Yine yolculuk ediyorlar, başka bir merhaleyi görüyoruz. Bu sefer Hazreti Hıdır bir çocukla karşılaşır, katleder çocuğu. Tanımadı, yabancı. Evet, yabancı bir. Bir de gariban memleket. Gariban. Gurbette. Hazreti Musa yine öfkelenir. Akatelte nefsen zekiyeten bir gayri nefsi. Yahu nasıl böyle bir şey yaparsın? Durumunu gözden geçiriyor. Acaba ben ne yaptım? Hazreti Hıdır diyor ki, hani demiştim ya size, katlanamazsın, tahammül edemezsin, dayanamazsın. Çünkü zahire bakıyorsun. İçinde ne olduğunu bilmiyorsun ki. Hazreti Musa aleyhisselam diyor ki, eğer bir daha sana ihtiras edersem, artık bizim yolculuğun sonu olsun diyor. Bir şehre gidiyorlar. Yolculuk, külfet, zahmet, yorgunluk, ondan sonra açlık, susuzluk, bütün şehri geziyorlar. Bir damla su bunlara vermiyorlar. Çok sıkıntılı. Bir lokma ekmek bunlara vermiyorlar. Evlerini almıyorlar. Şimdi böyle bir durum, Hazreti Musa bir de Hazreti Hıdır. Şehrin içinden giderken bir tane duvara rastlanıyor. Eğilmiş bir duvar. Hazreti Hıdır aleyhisselam Hazreti Musa'ya diyor ki, gel şu duvarı ıslah edelim, tamir edelim. Yıkıyor, tekrar yapıyorlar. Şimdi Hazreti Musa aleyhisselam biliyor ki bunun içinde de bir şey var ama eski o tavrından biraz daha yumuşak bir tavır. Eğer dilersen buna mukabil ücret talep edebilirsin diyor. Niye yaptın demiyor. Tabii ihtiraz yok artık. İhtiraz yok çünkü. Ama önce... dolaylı bir ihtirazdır. Ama dolaylı bir ihtiraz. Yani çünkü hocasını beklemesi lazım mantık olarak. Tabii. Levşiyete. Lettehefte aleyhi ecra. Eğer dilersen ona mukabil bir ücret isteyebilirsin, alabilirsin diyor. Hazreti Hıdır diyor ki, hâdâ firâku beyni ve beynik. Bu artık beraberliğimizin sonudur. Biz buradan ayrılacağız diyor. Ama niye mesela bu sefer sebebini anlatacak. Gemiyi niye tahrip ettim? O çocuğu niye öldürdü? O duvarı niye tamir etti, ıslah etti? Bunu Hazreti Musa'ya anlatırken edebe bakın, Hazreti Hıdır'ın edebine. Diyor ki, o gemiyi ben tahrip ettim. Allah'ın emriydi. Talimat oradan bana geldi. Yok. O nakisayı Cenab-ı Hakk'a isnat etti. Yani etmiyor. Herhangi bir kusuru Allah'a izafe etmeme adına ben yaptım. Evet. Diye. Aynen öyledir. Diyor ki emme sefine fe aradtu en aibaha. Ben onu yaptım. Ve emmel gulam fe aradna. Biz onu yaptık. Yine Cenab-ı Hak, çünkü orada bir işte o çocuğun ölümü vardır. Yine Cenab-ı Hakk'a isnat etmiyor. Ve emmel cidar, duvara gelince rahmeten min rabbik. O Rabbinin bir rahmetiydi. Bakın, rahmeti Hakk'a isnat ediyor. Edebe bakın. Peygamberin edebi, Cenab-ı Hakk'a karşı edebi. Müminin edebi de böyle olması lazımdır. Sayın hocam, son dakikalarımıza girdik. Evet. Program bitmek üzere. Son olarak sözlerinizi alalım. Yalnız size bir program borcumuz olsun. Estağfurullah. Yani inşallah sizin hakkınızı yemiş olduk. Özellikle zamansal olarak. Estağfurullah. Son olarak sözlerinizi alalım. Ondan son sonra olarak, ezan okunacak. Son olarak bizim İslam büyüklerimizden, İslam alimlerinden İmam Şafii'den bahsedeyim. Bir örnek vereyim. Malum 14-15 yaşlarında artık Mekke'nin en büyük alimi olmuş. En büyük alimi. Annesi diyor ki, onu yetiştirmede annenin büyük bir rolü vardır. El-ümmehât sana'nâr-ricâl. Kahramanları yetiştiren anneleridir. Şafii yetiştiren de annesidir. Tam bir kahraman. Annesi diyor ki, Medine'ye gideceksin, İmam Malik'ten ders alacaksın. Malumunuz İmam Malik'in, evet, büyük bir şahsiyettir ilim alanında. Ama o ilimle beraber edep. Tam bir edep abidesidir. Çoğu talebeleri biz ondan edep aldık diyor. Şimdi İmam Şafii de İmam Malik'e gider. Bir müddet kalır, anne ziyaretine döner.
kapı çalınca kimdir o der? Muhammed bin İdris. İdris'in oğlu Muhammed'im anne. Ben işte evladınım diyor. Ne getirdin Medine'den? Zaten İmam Şafii fakir. Hiçbir şey yok. İlim ve edep getirdim diyor. İlim ve edep getirdim. Sen benim oğlum değilsin diyor. Geldiğin yere geri dön. Kapıyı açmıyor. İmam Şafii tekrar İmam Malik'e gider. İmam Malik sorar. Maşeruk. Hayırdır? Hayırdır yani. Gittin hemen geldin. Ondan sonra moralim bozuk falan. Yahu diyor işte ya imam. Hal mesele budur. Evladım diyor. Annen haklıdır. Annene şunu diyecektin. Ci'tu bil edebi vel ilim. Edep ve ilim getirdim. Sen önce ilim söylüyorsun. Önce edep demeliydin. Dolayısıyla Sayın Hocam, mümin hem Cenab-ı Hakk'a karşı azami derecede saygılı, Peygamber'e karşı azami derecede saygılı ve Cenab-ı Hakk'ın mübarek kıldığı büyük zatlara saygılı, Evliyaullah'a karşı saygılı. Ondan sonra Cenab-ı Hak bize de böyle kendine saygılı, edepli, daima onun rızasına matuf hareket eden, onun nehilerinden sakınan kullarından eylesin. Amin. Bu vesileyle ben de size teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayını bütün halkımıza, yurdumuza, bütün İslam alemine mübarek olsun diyorum. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Efendim, ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze, ilminize bereket olsun. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hem programcılar adına hem de Edesa TV adına bizleri kırmadınız. Yoğun mesainiz arasında zaman ayırdınız bize. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim, bize verilen zamanın sonuna gelmiş olduk. Allah Celle Celaluhu tutmuş olduğumuz bütün oruçları dergah izzetinde kabul buyursun. Hayırlı iftarlar efendim.